Ben sabah geldiğimde gördüm. Yani bütün camları komple indirmişler. Kasıtlı olarak iki kişilerdi zaten. Kamera kayıtları da mevcut. Yani biri oradan başlıyor, biri buradan başlıyor. İşte polis zaten arandı. Olay yeri inceleme falan geldi. Bütün şeyler yapıldı. Parmak izleri dahil her şey alındı. Yani şu anda zaten masrafımı da onlara bırakacağım. Çünkü yani burada hiçbir şey yok. Benimle alakalı herhangi bir problem yok. Ben duşakabinciyim. Arkadaşım tesisatçı. Vedat abim koltuk yıkama işi yapıyor. Ortak bir husumetimiz zaten yok. Hani üçünün bir olduğu bir şey de yok. Hani benim anladığım kadarıyla bu hani planlanmış bir şey. Çünkü parmak yani kamera görüntülerinde de zaten var. Yani 1, 2, 3 olarak sayarak yapıyor. Yani biz dişimizden şey yaparak yaptığımız dükkan bu hale geliyor. Yani milletin saçma sapan hareketleri yüzünden biz bu şeyi çekmek zorunda kalıyoruz. Ben bugün çalışamadım. Hem maliyetini geçtim manevi olarak da zaten şu anda bitik durumdayım. Görüyorsunuz. Yere geliyor kendimizden kısıyoruz. Yaptıkları mevzuya bak. Yani diyecek bir şey bulamıyorum yani. Sabah saatlerinde telefon geldi, komşumuz aradı. Dükkanımızın camlarını kırmışlar. İki kişi bir baştan diğer baştan vurmaya başlamışlar planlı bir şekilde. Dediği gibi arkadaşın da söylediği hiçbir ortak noktamız yok sadece komşuluk dışında. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Ortak bir husumetliğimiz de yok. Maddi yönden bayağı bir sıkıntıdayız. Pazartesiye kadar şu anda hizmet veremeyeceğiz. Öyle bir sıkıntımız da var. Hem madden hem manevi sıkıntıdayız şu anda. Şu an